merhabalar. Ben Şule Acar, uzman psikolojik danışmanım. Arkadaşım Zeynep'le birlikte bugün biraz şikayet etmekten, hayatımızdaki bu şikayet meselesini ele almaktan bahsedeceğiz. Bakalım neler konuşacağız. Hoş geldin Zeynep'cim. Hoş nasılsın? bulduk Şule'cim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yeniden böyle karşılıklı olmak çok güzel. Seninle sohbet etmeyi çok seviyorum ben. Kesinlikle öyle. Ben genelde soru sormaya da alışık olduğum için bugün bana neler soracaksın ben merakla bekliyorum açıkçası. Birazcık sürprizli <laughs> sorularda seni bekliyor olabilir ama ben zorlanacağını hiç sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki başlayalım istersen. Başlayalım hazırım. Tamam. Gündem biraz hani böyle şikayet, mutsuzluk, hayatta ilgili işte bu hepimizin zaman zaman öyle bir yorulmasına istinaden öfler pöfler falan işte sürekli karşılaştığımız şeyler. Ve hani buradan bir kelimeyi çekip alacak olursak ben derim ki şikayet. Hepimiz zaman zaman şikayet ediyoruz. Seans odasında da sen sıklıkla denk geliyorsun. Ben de denk geliyorum ama sen yetişkinlerle çalıştığın için birazcık daha herhalde temas ettiğiniz bir konu şikayet ve sürekli mutsuz olma hali. O zaman şuradan başlayayım. Neden şikayet ediyoruz biz? <laughs> yani bunu ben de çok merak ediyorum <gülüyor> aslında. <gülüyor> Kişisel farklılıklar tabii ki oluyor. Herkesin kendine ait sebepleri var ama benim genel olarak gördüğüm şey bence biz en başta zaman kazanmak için şikayet ediyoruz. Yani o bir konu hakkında şikayet etmeye başladığım zaman ve hoşuma gitmeyen şeyler söylemeye başladığım anda aslında saatlerce bununla ilgili devam edebilirim. Bununla ilgili şeyler söyleyebilirim. Bu da <laughs> problemi çözmekle ilgili adım atma noktasını her zaman birazcık geri planda tutuyor. Yani ben şikayet ediyorum, hoşuma gitmeyen şeyleri, mutsuzluğundan bahsediyorum ve dolayısıyla da çözmekle ilgili bir şeyler yapma noktasına daha geç geliyorum. Hatta belki hiç gelmiyorum. Belki de bazen ben o kadar fazla kendi mağduriyetimin altını çiziyorum ki karşı taraf benim için o sorunu çözmekle ilgili adımlar atmak durumunda hissediyor kendini. Hem böyle bir kazancı oluyor bence şikayet etmenin hem de ben ben o zamanı kazandığım için belki de hiçbir zaman o çözüme ulaşamayıp o şeyin içinde o olumsuz duygunun içinde kalmaya bir yandan da devam ediyorum hı hı. ve o olumsuzluk bazen bize çok tanıdık geliyor yani kötü hislerin olumsuz duyguların içinde kalmak bazen daha kolay geliyor insanlara o yüzden de oradaki zamanımızı en fazla ne kadar uzatabilirsek o kadar uzatmaya meyilli oluyoruz bence hı. yani sanki biraz böyle biraz hani sorumluluktan kaçma gibi mi? Bence kesinlikle öyle. Çok güzel söyledin. Çünkü Hı -hı. zaten özellikle çözümü de karşı tarafa bırakıyorsam ben o sorumluluğu hiçbir şekilde ben almamış oluyorum ve Hı -hı. E, şikayet ettiğim zaman da aslında bir problemin bende yarattığı olumsuz etkilerden bahsediyorum ve o Durumun kötü gidiyor olmasının sorumluluğunu da durumla bağlantılı diğer şeylere bırakmış oluyorum. Çünkü çözüm üretmek demek var olan problemin bir parçası olduğunu bence kabul etmek demek. Mutsuzluğumuzun da genelde sebebi bir şeye maruz kaldığımız, bir şey oluyor dışarıda ve ben ona sanki uğruyorum ama ben onun bir parçası değilim gibi yaşamaya sebep oluyor. Bu hem bence mağduriyet hissini çok yükseltiyor <laughs> ve o mağduriyet hissinin içinde de ister istemez bir güçsüzlük hani aciz olma, yetememe hali var. Yani ben bununla baş edemem gibi bir noktaya evriliyor aslında. Dolayısıyla da ben zaten çoğu zaman bu kadar acizsem ya da gücüm buna yetmiyorsa. Zaten benim elimde değil, kontrol bende değil gibi başka kapıları aralıyor. Ve bir noktada da aslında eğer bir durum üzerinde kontrol sahibi olmadığımı düşünüyorsam çok insanı korkutan başka duygular da ortaya çıkabiliyor bence. Çünkü bununla baş etmek hiç kolay bir şey değil. O zaman doğru mu anlıyorum şimdi yani o mağduriyetin de aslında insanın hayatını kolaylaştırıcı ve hani nasıl söyleyeyim biraz böyle hani ben değil buradaki suçlu sensin sizsiniz ben zaten buna uğramışım ve zorlanıyorum o altına çizici bir faktör var aslında mağduriyet de bir noktada hayatı kolaylaştırıyor gibi kesinlikle öyle. Genelde e, seanslarda danışanlara bunu söylediğimiz zaman çok kafa karıştırıcı oluyor. Yani ben nasıl mağdur olmaktan ya da buradaki güçsüz olmaktan bir kazanç elde edebilirim diye kafaları çok karışıyor. Biz buna biraz ikincil kazanç diyoruz aslında. Yani görünende doğrudan bir kazanç yok elbette ve aslında birinci adımda yaşadığım durumla ilgili olumsuzlukların etkisini çok yoğun hissediyorum. Ama bir taraftan da ikincil kazanç dediğimiz nokta şurada başlıyor. Mağdur olmam, başka insanların benim için o problemleri çözmekle ilgili adım atmasına, bana hmm. üzülmelerine, belki yapamadığım başka şeylerle ilgili bana anlayış göstermelerine benim başka işlerimi benim yerime yapmalarına gibi dolaylı yoldan benim hayatımda bazı artıları oluyor. Çünkü sürekli şikayet etmekten bahsediyoruz. Eğer bir insan bir davranışı sürekli olarak yapıyorsa mutlaka orada elde ettiği bir küçücük bile olsa bir kazanç olmalı. Yani insan doğası, insan psikolojisi ona iyi gelmeyen hiçbir şey yapmayı devam ettiremiyor. Sürdüremeyiz biz. Hani hep işte sürdürülebilirlikten ya da bir şeyin sürekli olmasından bahsederiz. Bunun için en önemli parça onun bize iyi geliyor olması, bir kazanç getiriyor olması, keyif veren, işimizi kolaylaştıran bir parçası olması demek. Mağduriyetin de böyle bir tarafı var. Evet belki o mevcut durum içinde ben kendimi kötü hissediyorum ama arka planda belki Belki benim bile farkında olmadan elde ettiğim mutlaka bazı kazanımlar hayatımı kolaylaştıran bazı parçalar da oluyor aslında. Hı hı. Peki e, anladım ben tamam hani yetişkin hayatımızda biz bunu pekiştirerek devam ediyoruz. Peki biz bunu nasıl öğreniyoruz yani çocukluktan itibaren nasıl bir şey inşa ediliyor da bu sürekli şikayet etme sürekli bu mağduru oynama e, bizim hayatımızda bir patern olarak yer alıyor peki? Aslında şikayet etmekle sorumluluğu üstüne almamayı birleştirdik ya seninle. Galiba çocukluk çağındaki ebeveyn-çocuk ilişkisinde ya da bakım veren-çocuk ilişkisinde o kısma bakmayı önemseyebilirim. Yani bu çocuk kendi hayatıyla ilgili Tabii ki ebeveynlerinin ya da bakım verenlerinin onun belli ihtiyaçlarını karşılamasına ihtiyaç duyduğu gelişimsel özellikleri açısından ama kendi başına kendi problemlerini çözebilmesi için ona alan tanınıp tanınmadığını merak ederim. Hı -hı. Bazen mesela anneler, babalar bazen özellikle büyük anne, büyük babalar <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çocuklar bir şey yapmakta biraz zorlandığında işte belki bir etiketi, bir hediye paketini bile açarken o hani biraz zorlanır açamaz, ince motor becerileri henüz o kadar gelişmiş değildir hemen bir müdahale haline geliriz biz ama ben ona yardım ediyorum paketini açayım, işte dolabın kapağını açayım, ayakkabılarını ben bağlayayım bu kadar basit ve son derece de iyi niyetle aslında yapılan müdahaleler, yardım adı altında işini kolaylaştırma adı altında yapılan müdahaleler çocuklara aslında sen yapma ya da sen yapamazsın. Dışarıdaki biri senin yerine senin yapabileceklerini dahi bence asıl önemli kısım burası. Hı hı. Senin yerine yapacak mesajını veriyoruz ve ama yetişkin hayatı böyle değil. Yani bir anda ergenlikle beraber ya da hadi bir şekilde ergenlik döneminde böyle geçirsin, yetişkinlik hayatında, belki iş hayatında en net karşılaşacağımız şey yalnızız ve hiç kimse sizin için sizin yerinize sizin işinizi yapmıyor hatta bir sürü zorluk yaşanan iş yerinde başkaları size kendi işlerini bile yaptırmaya çalışacak <laughs> evet. ve buna hiç alışık olmayan biri tam olarak sanki bir fanusta büyüyor ve bir anda o cam kırılıyor. O evet. balığın sudan çıkması gibi o içinde bulunduğu ortamda nasıl nefes alacağını bile aslında bilmiyor. Hı -hı. Çünkü bir şeyi tek başına nasıl yapacağı hem ona öğretilmedi hem de aslında yapabileceğine dair ona o güven de verilmedi. Çocuklukta birazcık bununla ilgili de zorlanmış oluyor aslında çünkü ben bir çocuğa e, evet belki zorlanıyor bir şey yaparken bir paketi açarken tamam hani vaktimiz var istediğin gibi açabilirsin ben seni bekliyorum çok güzel açıyorsun ne güzel uğraşıyorsun gibi şeyler söylediğimde aslında şunu söylüyorum ya yani ben buradayım ihtiyacın olursa senin için tabii ki yapabilirim ama senin yapabileceğine de İnanıyorum sen bunun altından kalkabilirsin. Senin yanındayım ve sana güveniyorum. Hı hı. Şikayet eden ya da hayatından mutsuz olan insanlara baktığımızda genelde onlar zaten kendi hayatlarındaki problemleri çözemeyeceklerinden korktukları için şikayet ediyorlar. Yani ee, öyle bir şey oluyor ki mesela ben sabah buraya geldiğimden beri bence biraz şikayet ediyorum. <laughs> Sen de benimle çok güzel ilgilendin. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> ee, çok belli oluyor biliyorum ama mesela biraz grip hissediyorum kendimi. O yüzden de sabah ilk geldiğimde enerjimin biraz daha düşük olduğunu hissediyordum ve tekrar yükseltememekle ilgili bir endişem vardı ve aslında şikayetimin sebebi buydu. Hani bu kaydın güzel olmasını istiyorum. Tabii ki özeniyorum. Ama istesem de o enerjimi sabah hemen toparlayamadım ve şikayet etmeye başladım işte. Sevmediğim şeylerden, grip olma sebeplerimden ama altında yatan sebep aslında şuydu. Korkuyordum. Burada iyi bir iş çıkmaması ile ilgili. Ve ne zaman ki biri bana ya hayır halledebilirsin, hani problem değil yapacaksın, hani kaç gündür zaten kendini toparlamaya çalışıyorsun dedi. Bana kendime güvenebileceğimi hatırlattığı anda asla toparladım ve çok daha rahat bir şekilde senin karşısına oturabildim. Şikayet eden insanlarda da asıl ihtiyaç birazcık bu oluyor. Ama bizler bence toplumsal bir e, özelliğimiz bu bizim. Biraz Akdeniz kültüründen gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir problem gördüğümüzde karşımızdaki kişi bize bir problemini, bir sorununu anlattığında hemen çözüm ee, yolu üretmeye başlıyoruz zihnimiz Hı. hemen öyle çalışıyor hatta seansa gelen insanların bile bize en çok sorduğu şey tamam ama bunu nasıl çözeceğim evet. şimdi ne yapacağım hatta belki de işte tek seansta daha bunu en kısa zamanda nasıl hallederiz gibi kesinlikle öyle çünkü dışarıda da buna çok alışığız Hı. ve hani normalde bu kadar şikayet eden birinin belki de beklentisi şu tamam o zaman bugün çekim sen yapma senin yerine işte Şule'nin karşısına başka birini oturtalım. O da benim problemimi o an için belki çözebilirdi. Ama o zaman ben tekrar nasıl koltuğa geri oturacağım? Tekrar nasıl kendime güveneceğim? O yüzden birisi şikayet ettiğinde birinci odağımız onun problemini nasıl çözeceğimizden ziyade ne yaşadığını fark ettiğimizi karşı tarafa söylemekten geçiyor bence. Çocukların da genelde en çok ihtiyaç duyduğu şey bu oluyor. Yetişkinlere de bu ihtiyacın varlığını hatırlatmayı seviyorum ve önemsiyorum ben. Ee, hemen bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Onun yerine ya evet haklısın. Bugün böyle hissediyorsun. Bazen böyle olabilir. Ama eminim ki elinden geleni yaptığında ortaya güzel bir iş çıkacak gibi o güveni verdiğimizde şikayet, mutsuzluk neyse o aşağıya iniyor. Hı -hı. Çünkü hepimizin en temelde en çok ihtiyaç duyduğu şey anlaşılmak ve karşı tarafın beni anladığını hissediyorsam o zaman onun söylediklerine daha rahat da kulak verebiliyorum aslında. Öbür türlü ben anlaşıldığımı hissetmeden biri bana bir şey önerdiğinde evet, evet ama, ama sen öyle diyorsun ama onu nasıl yapacağım gibi itirazlar başlıyor zaten. Dolayısıyla da karşımızda şikayet eden ya da sürekli mutsuz halini ifade eden biri varsa biraz başlangıç noktamız da onunla iletişim kurarken bu olmalı diye düşünüyorum. Ya şimdi şeyi düşünüyorum, e, şimdi seans odasında senin yaklaşımını da bildiğim için mesela işte karşımda bir yetişkin ya da çocuk geldiğinde ve sürekli şikayet halinde olduğunda e, şeyi anladım, hani altta yatan sebep çoğunlukla kaygı ve korku oluyor. Hani e, her ne kadar bu tabii ki dile getirilmese de altta ne var diye baktığımızda evet hani kaygının olduğu çok net. Ama hani belki orada daha kabullenici bir tutumla terapistin veya senin işte... E, terapist rolünde daha hani e, ben buradayım ve neler yaşadığını e, tahmin edebiliyorum gibi yaklaşımın birazcık da aslında hani o korkuyu da onu burada olumlu bir noktadan bahsedeceğim aslında hani biraz deneyimletmek ve hani o kaygıyla da kalıp belki kendi kaygıyla baş etme mekanizmalarını da keşfetmesini aslında alan açan da bir noktada. Kesinlikle öyle çünkü senin duygundan ben korkmadığımda sen de Aa, bir dakika bu duyguda o kadar da korkulacak bir şey yok galiba demeye başlıyorsun özellikle seans odasında e, evet orada gerçek bir ilişki de olduğu için karşında hani seni önemseyen seni anlamaya çalışan biri var ve senin yaşadığından korkmuyor olumsuz anlamda etkilenmiyor ve seninle kalabiliyor bu da kişiye ben de bu anda bu duyguyla kalabilir mi e dair bir alan açmış oluyor aslında. Bunu deneyimlemesine izin vermiş oluyoruz. Bir yandan da ya ben seni hani görüyorum ne yaşadığını, e, hissediyorum ve böyle oluyor değil mi diye karşı tarafa da onu anlattığımız anda aslında o anlaşılma hissi güvende olma hissini de getiriyor. Ya bir dakika ben burada güvendeyim. Burası kontrollü bir yer. Burada ben görülüyorum. Burada endişe etmeme gereken bir şey yok aslında. O zaman konuyla ilgili duyduğumuz korku ya da kaygıda da otomatikman bir düşüşe geçiyoruz. Çünkü güvende hissettiğim bir yerde artık kaygıya o kadar da gerek yok. O güvende hissini karşı tarafa biz zaten verebilirsek insanların çözümü kendi içlerinden geliyor. Hani bu belki çok böyle viral sürekli karşımıza çıkan bir şey gibi. Hani mutluluk içimizde, çözümler içimizde meselesi. Böyle söyleyince kulağa biraz e, belki popüler bir cümle gibi geldiğinin, belki biraz içi boşaltılmış bir yerden geldiğinin farkındayım. Hı hı. Ama insanlar hep şunu söylüyorum yani kendisi için en uygun çözümü insan ancak kendisi bulabilir. Çünkü bizler terapistler olarak bile onun içinde olan tüm kaynaklara, tüm cevherlere ulaşmamız mümkün değil. Hı hı. O en iyisini kendisi için bulabilir. Ama evet korkular, kaygılar, şikayetler, mutsuzluklar, yaşanan hayal kırıkları sanki böyle bir dağ gibi o asıl çözümlerin önünde bir engele dönüşüyor. Bizler terapi odasında anlayışla, güvenli ortamlar sağlayarak aslında o öndeki engelleri kırmalarına insanlara yardımcı oluyoruz. Onları kıracak sorular sorduğumuzda ve o engeller ortadan kalktığında insanlar zaten kendi çözümlerini bulabiliyorlar. Şu an bulamıyor olmalarının sebepleri de aslında gibi oradaki olumsuz duygular, olumsuz deneyimler. Biz terapide belli yöntemlerle o e, engelleri ortadan kaldırıyoruz ve onlar zaten kendi çözümlerini buluyorlar. O yüzden insanların bizim onlara bir şey önermemize tam da bu yüzden ihtiyaçları yok zaten. Peki. Ee, şimdi birazcık böyle e, nasıl söyleyeyim, kışkırtıcı bir yerden bir şey soracağım. <laughs> şimdi iyi güzel, tamam hani şikayet de etmeyelim, hayatımızın da sorumluluğunu alalım. Şöyle güzel, böyle güzel de yani bizim hiç mi şikayet etme hakkımız olmayacak Zeynep Hanım yani hiç hiç mi bir şey söylemeyelim hani buradan da şeye bağlayacağım yani ne zaman tehlike çanları çalıyor ne zaman desin ki dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz danışanlarımız Aa, bir dakika burada bir sıkıntı var benim bir destek almam lazım ee, bir kere bence şikayet etme hakkı sonsuza kadar herkes de <laughs> ona beni ben... sabah seni gördüm <laughs> Evet Ben bu hakkımı kimseye vermek istemiyorum. Ee, bütün olumsuz duygulara da şikayet etmeye de her şey kesinlikle hakkımız var. Öncelikle burada bir sıkıntı yok. Hı -hı. Ee, bizler için genelde bir durumun e, problemli sağlıksız e, ya da hani ten sorunla gelirsek belki kırmızı çanları çaldıran şey yaşadığım durum, benim günlük hayat akışımı etkilemeye başlıyorsa, fonksiyonelliğimi etkiliyorsa hı hı. o zaman evet yani bir desteğe ihtiyaç var. Bu bir terapi desteği de olabilir, belki bir arkadaş konuşması da olabilir. Hani onu bir belki e, sayı doğrusunda bir şey gibi düşünebiliriz. Hani iki uç arasında gidip gelme gibi düşünebiliriz. Hı hı. Evet e, şikayet edebilirim, mutsuzluğumu dile getirebilirim. Her duyguya her zaman izin var zaten. Her duygunun haklı olduğuna, her duygunun geçerli olduğuna inanan bir terapistim var. Hepsine inanabiliriz, hepsini yaşayabiliriz, ama sonrasında o duyguyu nasıl davranışa dönüştürdüğümüz kısmı önemli. Şikayet de edebiliriz. Ben de güne şikayet ederek başladım, ama şu an burada oturuyorum. Ama ne zaman ki şikayet ediyorum, yapamayacağımı düşünüyorum ve diyorum ki ben yapamayacağım hani bugünkü kaydı iptal edelim. O zaman işte bir dakika yani burada bir şey oluyor hani bu artık kabul edilebilir sınırın üstünde diyebiliriz mesela. O zaman benim bir destek almam lazım yani ben burada olmaktan mı çok korkuyorum, kelimeleri kendime mi güvenmiyorum, kelimelerimi toparlayamıyorum, çok mu hastayım ihtiyacımı mı gözetemiyorum belki demek ki benim başka bir ihtiyacım vardı ve hani kendime o şefkati vermedim o anlayışı vermedim ve en olmaması gereken günde de hani bütün sistem hata mı verdi aslında belki Peki demek yani. ki aynen öyle çöktü mü bunları demek ki ben fark etmemişim demektir bunlara bakmam da gerekebilir biraz daha tehlike çanları benim o şikayet ettiklerim ya da mutsuz olduğum konular hayat akışı içinde planladıklarımın önüne geçiyorsa ve beni engelliyorsa o zaman bir destek almayı bence öncelik sıralamasında yukarılara çekebiliriz diye düşünüyorum. Yani burada birazcık da olayın farkında olmak da da alakalı. Yani eğer o noktada biz hani o gözlükle bakmıyorsak, farkındalık gözlüğünü takamıyorsak, yani bu benim hayatımı nasıl etkiliyor tadında bir soru soramıyorsak kendimize zaten muhtemelen bunun farkında olmayacağız. Belki de hani o gözlükle, o perspektiften yaklaşmak gerekir hayata diye düşünüyorum. Kesinlikle eğer mesela kendi içimizde bunu fark etmenin en iyi yollarından biri eğer çok fazla ama dediğimizi düşünüyorsak insanların önerilerine belki çok fazla çözüm mü karşı taraftan ne yapacağımızı çok fazla karşı tarafa soruyorsak ama çözümler geldiğinde onları beğenmiyorsak ve sürekli ama diyorsak belli ki orada tıkanan bazı yerler var ve artık arkadaş desteği bizim için bu konuda yeterli olmuyor diyebiliriz mesela. Zeynep bana gün içinde amalarımı saydırmaya başladı. <laughs> acaba diye birazcık endişe ediyorum şu an. <laughs> Yarın sabaha e, elimde çatalayla başlayabilirim. <laughs> Bakalım bugün kaç tane ama diyeceğim falan diye. <laughs> Peki şimdi hani kişinin nasıl bunu fark edeceğiyle ilgili en azından biraz fikir sahibi olduk ve çok tatlıydı teşekkür ederim. Birazcık da hani çevre ve hani aile tarafına bir denk gelmek istiyorum. Diyelim ki böyle birisi var hayatımızda ve işte sürekli şikayet ediyor, ediyor, ediyor. S sadece şikayet ediyor yani. Sen böyle birine hem bir arkadaş olarak hem de belki işte bir aile bireyi olarak kendi onun yerine konumlandırdığında nasıl bir tavsiye verirsin yani bizim hayatımızda böyle biri var sürekli şikayet ediyor ne yapacağız <laughs> ee, öneriyi aile yakınına veriyorum değil mi şikayet eden kişiye değil ee, hangisine veriyorum he, <laughs> da e, yani şikayet eden kişiye diye düşünmüştüm ama seninki de çok tatlıymış bunu da alacağım <laughs> şikayet edene galiba şöyle yaklaşırım yani o anda e, sadece onu anladığıma dair şeyler söylerim Hı. mevcut durumunu ona tekrar yansıtırım. Bir çözüm önerisi dediğim gibi bulunmam. Çünkü şikayet sırasında zaten ben dünyanın en güzel, en işlevsel çözümünü de üretsem duymaya hazır değil o kişi. O yüzden aslında yakınınızda, çevrenizde böyle biri varsa o kişiye önereceğim şey de o. Birisi şikayet ederken ona bir öneride bulunmayın. Çünkü zaten boşa gidecek o öneri. O zaten onu reddedecek. Onun ilk başta bir şikayet etmeye ihtiyacı var. Ama bu sürekli olan bir şeyse, çok sık bu yaşanıyorsa o zaman o şikayetlerin bir molası olduğu anda kişiye bunu ifade etmeye çalışırım açıkçası. İnsanlara da önerim bu olur. Yani birisi çok yükseldiğinde duygu olarak bizi duyamaz hale geliyor. Tıpkı hani uzakta olan birine ya da işte kulaklığından yüksek sesle müzik dinleyen birine kendimi duyurmak istersen bağırmam lazım. Başka türlü beni duymuyor. Aynı şey şikayet eden biri için de geçerli. Bu sefer ona bağırmam gerekiyor. Bu sefer bu bir kavgaya dönüşüyor. Çünkü beni duymuyor. Ve ben de duyulmadığım için sinirlenmeye başlıyorum. Çünkü diyorum ki ben ona yardım etmeye çalışıyorum. Nasıl hani benimle de kavga edebilir, nasıl bana da direnç gösterebilir diye. Bu sefer benim olumsuz duygularım da devreye giriyor. Ve böyle hani müthiş kalabalık bir sofrada bir çözüm bulmaya çalışıyoruz elbette ki bulunamıyor. Aynen öyle. Yani böyle bir kalabalık bir arabada herkes yolu tarif etmeye çalıştığında şoförün kafası karışıyor tabii ki Hı? ve %90 yanlış yola giriyor yani. Çünkü kimin kime ne dediği belli değil. Orada da karşımızda şikayet eden ya da mutsuz biri varsa hani onu suçlamak, sürekli bunu yaptığını ki haklı olabilir, sürekli bunu yapıyor olabilir. Artık çok rahatsız edici bir şeye dönüşmüştür. Sıkıcı bir şey oluyordur. Ama o anda eğer bizi duyabilmesini istiyorsak birinci adım aslında ona ya biliyorum şu an çok zorlanıyorsun hep aynı şey olduğu için çok canın sıkkın gibi bir şekilde yaşadığı durumu önce ona bak seni anlıyorum demeden benim onu anladığımı ona göstermem gerekiyor. Bu birazcık onu indiriyor, birazcık rahatlatıyor. Sonrasında belki eğer hadi yine dayanamıyorsam çözüm önerisini o zaman verebilirim. Ama bu şikayet etme durumu kronikleşmişse de şikayet etmediği bir anı yakalayıp ya sen bunu çok sık yapıyorsun galiba bir desteğe ihtiyaç var kısmında o zaman söylemek bence daha önemli. Peki son soru. Sen bir aile terapisti olarak sana gelen bir aile var ve şöyle bir baktın, tespit ettin. Üyelerden biri, kim olduğu fark etmez, sürekli şikayet halinde. Bir aile terapisti olarak bu aileye ne söylersin? Galiba önce onlara bir şey söylemeden bu şikayetin, bu, bu şikayet eden halin aile içindeki işlevini bulmaya çalışırdım. Çünkü nasıl ki kişi için bir kazanımı varsa hmm. aslında aile içinde de bir... Grup içerisinde eğer bir kişi bir davranışı sürekli yapmaya devam ediyorsa bu sefer sadece kendisi için değil ailenin içinde de bir birleştirici ya da bir kazanıma sebep olan bir tarafı olması gerekiyor aslında bunu görüyoruz biz. Evet. Belki de o şikayetler sayesinde bütün aile her akşam atıyorum şu anda Aynı masanın etrafına toplanıyor ve hep beraber bir şeyi çözmeye çalışıyorlar. Belki böyle bir birleştirici gücü var. Yani bir aile sisteminin içinde bir şeyi değiştirmeden önce onun orada ne işe yaradığını mutlaka anlamamız gerekiyor. Hı hı. Öbür türlü hemen problemi fark edip ona müdahale ettiğimizde böyle jenganın altındaki böyle bir bloğu çeker gibi hızlıca çekiyoruz. Bütün dengesi dağılıyor ailenin ve blok tamamen yıkılıyor. Aile de bir sistem olduğu için hiçbir zaman böyle bir şeye girmem açıkçası. Önce onun işlevini anlamaya çalışırım. Ne oluyor da bu davranış tekrarlamaya devam ediyor? Yani sonuç olarak bu şikayet etme meselesi hem kendi hayatımızda hem belki aile hayatımızda ya da işte arkadaş ortamındaki hayatta bir fonksiyona sahip ve onu tespit etmek. Kesinlikle. Peki Zeynep harika bir sohbetti. <laughs> Çok teşekkür ederim her zamanki gibi. <laughs> Çok çok keyifliydi teşekkürler. Ben teşekkür ederim benim için de öyleydi. Ee, ben devam etmek isterdim ama süremizin sonuna gelmişiz. <laughs> çok teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.